kadar? Bunlar 90 efendim. Şöyle nerede? 2008'de, 28 yaşlarındaydım. Her gittiğim kapıda tecrübeli bir eleman veya bir dezgahtar istiyorlardı. Bir de kadınsan farklı gözle bakıyordu ve ben 6-7 yıl boyunca, yani çalıştığım sürece içerisinde, benim çocuklarım daha yanıma gelmeyinceye kadar kimse benim evlenip boşandığımı ve 3 çocuk annesi olduğumu bile bilmiyordu. Çünkü burası, erkeklerin farklı gözle bakıyorlardı. Bir de evet, sanki ben onlara boşanmışım, çocuklarımdan uzağım ama kendimi böyle zavallaştırıp bir de hani bana acımalarını hiçbir zaman istemedim. 3 ay içerisinde teyzemin evinde de kalmam süreci kendimi bir artı bir yerde tuttum. Hiçbir şeyim yok. Ama o evde hiçbir şeyim yok. Ve ben o akşam evimde kaldığımda dedim karton üzerinde kalayım. Ama kimseye tabi, yani kimsenin kapısında olmayayım diye. Tabi bu süreçte insanlar, yani kadın bandı fazla çalışmıyordu. Bakanlar da genç bir kadınsan, tabi bu şeyimi bilmiyorlar ama genç bir kadınsan farklı gözle bakılıyordun. Yani kadın niye çalışıyor? Tabii benim öyle hiçbir şey olmadı. Sabah işime giderdim, akşam gelirdim, direkt evime koşmaya giderdim. Sonra deprem vurdu buraya. Deprem vurdu. Benim tek hayalim vardı, Büyük Halk Pazarı'nda bir dükkan açmak. Benim çalıştığım yerde, benim bir arkadaşım burayı devredecekti. Evleri İstanbul'a taşındı. O arkadaşla tanışıyordum. Ben de dedim 500 liram var. Ben açacağım bu dükkanı dedim. Dedim ben açacağım dedim. 500 lirayla dükkan açtım. Allah'a çok şükürler olsun, 14 yıl oldu. Ben bu dükkanı açtım. Azimle açtım dediğim gibi. 3 çocuğumu büyüttüm. 2 çocuğumu evlendirdim. Benim düğünüm olsun, taziyem olsun. Her şeyimi bu dükkanda. Ben kaç eleman yetiştirdim burada. Bazen ben evimde yattığımda, yani kapımı kilitliyordum. Odada kanepe var. Kanepeyi balkonun kapısına birisine koyuyordum. Bir kanepeyi de kendi oda kapısına koyuyordum. Öyle yatıyordum çünkü farklı korkulardı. Atlattık. Kadın mücadelesi desen, kadın nasıl ayakta durabilir? Kadın isterse her şeyi yapabilir. Esnaflıktan tut, başka bir iş de yapıyorum. Ek bir esnaflık da yapıyorum. Emlak işiyle uğraşıyorum. Ve ben bu pazara geldiğimde tek kadın esnaf bendim. Ve ben bazı yani müşteriler eşlerini bu tarafa gönderemiyordu. Sırf nedir? Hepsi erkek olduğu için. Çünkü iç çamaşırını bile erkekten alan kadınlarımız vardı o süreçte. Sadece erkek esnaflık yapabilir. Ama ben bunu da farkındayım. Ben buraya geldikten sonra benim pantolon giymem, sıfır kollu giymem veya kısa kollu giymem, saçlarımı açık görmem o kadınlara da bir güç oldu. Çünkü artık burada da bir kadın var. Kadın istediğini giyebiliyor, makyajını yapıyor. Özgür bir kadın. Buna da bir tabi oldum. O zaman bizim yine Büyükşehir Belediyesi eş başkanlık geldiğinde Bekir Kaya başkanımız da buraya gelmişti. Bizim burada şartlarımız falan vardı. Çok sıkıntılar yaşıyorduk. Bekir Başkan buraya geldiğinde ben bir konuşma yapmıştım onunla. Yani böyle herkese tabi olarak bütün esnafların sıkıntılarını, çünkü esnaflarımız kendi sıkıntılarını dile getiremiyordu ve ben bir kadın olarak saatlerce Bekir Başkan benim burada dinlediğinde bizim sıkıntılarımızı, bu benim buradaki esnaf arkadaşlarımıza da, erkek arkadaşlarımıza da Hanife gerçekten de bizi dile getirebiliyor, bizim eksiklerimizi söyleyebiliyor. Biz Hanife arkadaşımızı burada eş başkan yapalım. Bizim başkanımız vardı Hanife'de. Kadınların, yani esnaf arkadaşlarımızın gelip sıkıntılarını veya müşterilerimiz, kadın müşterilerimizin gelip sıkıntılarını veya buradaki eksiklerimizi bu zamana kadar biz bilmiyorduk. Kadın arkadaşımız geldi ve buradaki eksiklerimizi toparlamaya çalıştığını. O zaman bana bir gurur verici olmuştu gerçekten. Çünkü
arkadaşlar kendi arasında yaptı. Tabii burası kooperatife bağlı olduğu için bizim başkanımız vardı. Tabii resmiyatta olamadım. Çünkü benim dükkanım yoktu. Benim şahsi malım olmadığı için, sadece kiracı olduğum için resmiyata geçememiştim. Biz erkek arkadaşlarımızla taziyemize, düğünümüze hep beraber gitmeye başladık artık. Öncülüğünde beni şey yapıyorlardı. İşte başkanımız, kadın başkanımız diye. Artık taziyelerde ön planda ben gidiyordum. Ondan sonra erkek arkadaşlarımız geliyordu. Bunu diyorum, hani dediğim gibi gerçekten de kadın isterse hiçbir şekilde bir anne olan, yani kadın isterse her şekilde ekmeğini kazanabilir bir erkeğe. Yani bir erkeğe sığınamaz ya. Yani. Bu babası olabilir, erkek kardeşi olabilir. Çünkü zaten bizim çevremizde genellikle erkek oluyor. Hani babamız oluyor. Baba olmasa abi oluyor. Abi olmasa enişte oluyor. Amca oluyor. Yani zaten doğduğumuzda bir erkek içerisinde doğuyoruz. Buna da inanıyorum. Gerçekten de örnek bir yıllardır 14 yıllık buradaki esnaflığımla örnek bir esnaf, örnek bir kadın olarak her zaman da görüldüm. Bu da benim için gurur vericiydi. Ha, bunu bir şey olarak yapmadım ben. Aslında yapmam gereken şeylerdi. Çünkü diyorum ya, benim için çocuklarım bir umuttu. Aslında kadın kimliğinin benim yaşadığım aslında zorluklar, annesizlik, babasızlık, yani hani çaresizlik. Çünkü başka bir çaren yoktu senin. Bir mücadelen var, bir davan var. Bakıyorsun her taraf senin üstüne geliyor. Bakıyorsun önünü kapatmaya çalışıyor. Sen de diyorsun ki, ben bir mücadelenin içerisinde dimdik ayakta durmam lazım diyorsun. Onlar beni öldüreceğine, ben onlarla bile dimdik duruşumla onları öldüreyim. Onlar bana zavallı gözüyle bakacağına, ben onlara zavallı gözüyle bakayım. Ve ben bu mücadelemi de kendimi aslında kendi partimle, kendi özümle, kadın mücadelesinin üzerinde aslında bu güçlülüğü kılan da, bana bu özgüveni veren de, bu şeyi veren de gerçekten de benim partim oldu. Çünkü kadına sadece değer veren bir Kürt partisi vardı. Hedefe vardı. Kürt partisi diyelim, çünkü şu an baktığımızda bir parti vardı. Kadını özgürleştiren, kadına değer veren, kadının siyasi boyutu olsun, kadının çalışma boyutu olsun, kadını ayakta tutabilen sadece bir mücadelemiz de vardı. Bu bana farklı bir güç kattı. Zaten biz kadınlar birlik olursak, biz kadınlar her alanda beraber olursak hiç kimse bizim önümüze geçemeyecek. Benim çok önüm kesildi. Biz kadınlar gerçekten de kimse önümüze geçemeyecek. Umarım bütün kadınlarımız da bir erkeğin arkasına sığınmayıp, bir babanın, bir amcanın, hiç kimsenin, bir kocanın sığınmayıp ayaklarının üzerinde durabilmesi. Tabii farklıdır, yani bazı kadınlar durup da farklı, ahlaki bir boyutta kendisini yetiştirmesini gerçekten de bizler de çok istiyoruz. Ve ben hep bu kadınların yanında da olacağım. Yani kim olursa olsun benim için hiç fark etmiyor. Arabı, Çerkezi, Türkü, Kürdü hiç fark etmiyor. Benim için bir insan olması, bir kadın olması. Çünkü ben çok zorluklar çektim. Benim yanımda hiç kimse olmadı. Ama bir insan, bir kadının gözyaşını ben bu dünyaya değiştirmem.